İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan askerine saygı duruşu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 19. oturumu. Haçik Haycanyan, soykırım, Armenosid ve yerinden edilme derin yaralar bıraktı. Batı Ermenistan dergisinin 26. sayısı yayımlandı. Soykırımın inkarına ilişkin ana tezlerin kurucusu Hamid rejimi 3. bölüm. Armine Anda'nın Uçan Yaprakların Şarkısı adlı filmi Beyrut Film Festivali'nde ödül aldı. 1 Mayıs Karindak köyünde salıncak günüydü. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Heyeti 30 Nisan 2024 tarihinde Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan ve bazı milletvekilleriyle birlikte 1994 yılında şehit olan kahraman Norayr Sokomanyan'ın ev müzesini ziyaret etti. Norayr'ın kısa ama sevgi dolu yaşamında bulunan birçok yeteneğin sergilendiği 44 günlük savaş, yarattığı resimler ve müzik aletleri, kullandığı askeri eşyalar ve kıyafetler hepimize ana vatanın yanında ana vatan için yaşamayı hatırlatıyor. Armenak Abrahamyan ve heyetinin asıl hedefi Batı Ermenistan bayrağını ve Batı Ermenistan ve Artsak'tan getirilen toprakları Batı Ermenistan'ın evladına ve annesi Susanna Vartanyan'a devretmekti. Batı Ermenistan'ın bayrağını büyük bir coşku ve onurla dalgalandıracak ve vatan topraklarını kutsal bir emanet olarak koruyacaktır. Ebediyet yolunda yürüyen tüm kahramanlara şan ve şeref. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 19. olağan oturumu 1 Mayıs'ta Skype'ın çevrim içi platformunda gerçekleştirildi. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'ın himayesinde gerçekleşen oturumda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Nelli Harutyunyan açılış konuşmasında bulunarak 24 ve 27 Nisan tarihlerinde Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid anma törenlerini, etkinlikleri, organizasyonel ve temsili konuları ele aldı. Gündemin bir sonraki konusu da Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin Türkçe Konuşanlar Komisyonu'nun Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin Yerevan ofisinde gerçekleştirdiği ilk toplantısının ayrıntılarının milletvekili Benovanisyan tarafından meclise sunulmasıydı. Ayrıca Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin yaklaşan 2. Genel Kurulu'na ilişkin konular da ele alındı. Oturumda birçok gündem ve güncel konu tartışıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti tarafından 27 Nisan'da Tsitsernakaberd Anıt Kompleksi arazisinde Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid kurbanları için bir anma töreni düzenlendi. Törene katılmak üzere Batı Ermenistan Parlamentosu üyesi Haçik Haycanyan da Batı Ermenistan'dan Yerevan'a geldi. Haycanyan konuşmasında soykırım, Armenosid ve sürgünlerin açtığı derin yaraların günümüze kadar ulaştığını ve iyileşmediğini dile getirdi. Haycanyan'a göre soykırım, Armenosid'in neden olduğu tarihsel adaletsizlik sorunu tüm ulusal sorunlar gibi siyasetin dışında araştırılmayı ve çözümlemeyi gerektiriyor. Soykırımın, Armenosid'in tarihi gerçekliğini kabul etmeden ve kamu vicdanıyla kınamadan bu durumu aşmanın mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Soykırımın, Armenosid'in yarasını sarmadan, tarihi yükümlülüklerimizi üstlenmeden, uzun vadeli ve kapsamlı bir mücadeleye girişmeden, soykırımcı zihniyetin etkisiyle toplumun omuzlarına yük olduğumuzun farkına varmalıyız. Batı Ermenistan'da yaşayan milletvekili cezasızlığın suçu doğurduğunu hatırlattı. Bu soykırım, Armenosid suçlarıyla ilgili doğru bir yüzleşme ve sorumluluk kabul edilmediği sürece demokrat olmayı ve bölgenin halkları, ulusları, dinleri ve farklı kültürleriyle ortak bir gelecek inşa etmeyi ümit edemeyiz. Bu acı hepimizin acısıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin dergisi olan Western Armenia'nın 26. sayısı yayımlandı. Yeni sayımız tamamen Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid kurbanlarına ithaf edilmiştir. Armenosid bölümünde Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Armenosid'in kronolojisini öğrenebilirsiniz. Derginin kapağında Armin Wegner'in çektiği bir fotoğraf yer alıyor. Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sırasında 37 yaşındaki sağlık çalışanı Armin Wegner, kaderin bir cilvesi olarak daha sonra Ermenilere uygulanan katliamların Armenosid'in yapıldığı yerlerden biri haline gelen Berlin, Bağdat ve Milon'un yanındaki operasyonel kamplardan birine gönderilen Alman askerleri arasındaydı. Tıbbi hizmetin yanı sıra fotoğrafçılıkla da uğraştı. Bu da onun misyonu, suçun gerçeklerini gelecek nesiller için korumak olan tarihi bir tanık yaptı. Onun mektupları Türk askerlerinin zulmünü ayrıntılı olarak anlatıyor. Büyük güçlerin sürgünlerden ve kitlesel pogromlardan habersiz kalmasına şaşırdı ve hayrete düştü. Wagner ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'a Ermeni halkının sürgününü, işkencesi ve kitlesel imhası hakkındaki gerçekleri anlatan ve sunan açık bir mektup yazdı. Mektubunda o, Ermeni halkının dünyada başka hiçbir milletin görmediği bir zulme maruz kaldığını belirtiyor. Wagner, 1933'te gizli fotoğrafçılık faaliyeti için işgal altındaki Batı Ermenistan'dan sürüldü. Ölümünden sonra 1996'da kalıntıları Doğu Ermenistan'a taşındı. Soykırımın inkarına ilişkin ana tezlerin kurucusu Hamid rejimi. 3. bölüm. Türkiye'de inkar siyaseti 1842-1918 yılları arasında yaşamış olan ve 1876-1909 yılları arasında 2. Abdülhamid döneminde başlamıştır. Aslında Ermenilere yönelik soykırım Armenosid Jön Türkler döneminde değil, çok daha önce 2. Abdülhamid döneminde başlamıştı. Şiddet yöntemleri, suçların sistematik ve titizlikle işlenmiş yapısı ve belirli vahşetler, daha sonra işlenen ve yasal olarak soykırım diye adlandırılacak olanlardan farklı değildi. Dahası soykırım Armenosid'in inkarının kökleri de bu dönemde aranmalıdır. O dönemde ortaya çıkan ve yaygın olarak kullanılan ana tezler daha sonra çoğaltılmış, yeniden çalışılmış, rafine edilmiş ve bir sonraki dönemin koşullarına uyarlanmıştır. Daha sonra söylemin üslubu, tanımı, anlatım biçimi değişti ama içeriği büyük oranda korundu. İnkarcı tezlerden biri de her zaman şiddet, katliam ve toplu katliam mağdurlarının suçlanması olmuştur. Çoğu zaman olumsuz tezlerin iç içe geçtiğine dikkat edilmelidir. Mesela 2. Abdülhamid tarafından Gümüşhane, Garin Erzurum, Bağış ve Van vilayetlerindeki Ermeni katliamlarını Armenosid'i araştıran komisyonun başkanlığına atanan Sadettin Paşa, Ermenilere hitaben şunları söylüyor. Yanlış yola gidiyorsunuz, ölümü göze alıyorsunuz. Osmanlı Devleti'nin bir temsilcisi olarak sizi bilgilendiriyorum. Reddedin, 4 asırdır izlediğiniz yoldan ayrılmayın. Sadakate elveda demeyin. Siz buna pişman olacaksınız. Ve olaydan sonra pişmanlıklar artık işe yaramaz. İstediğiniz ve elde etmeyi umduğunuz şeyin en ufak bir başarı şansı yok. Çünkü bu Avrupa'nın siyasi dengesine uymuyor. Armin Anda'nın yönettiği Uçan Yaprakların Şarkısı adlı kısa animasyon filmi, Beyrut Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde en iyi kısa animasyon ödülünü kazandı. Uçan Yaprakların Şarkısı ilk Ermeni-İran animasyon filmidir. Hoşki Film ve İran Horoş Stüdyos'un ortak yapımıdır. Senaryonun yazarları Armine Anda ve ünlü Ukraynalı Ermeni yönetmen Roman Balayan'dır. Filmin bestecisi Mikayel Oskanyan, yönetmen ressam Anna Hakopyan, rolleri ise Armine Anda ve Gagik Hazar canlandırıyor. Ermeni şirketleri Oberton ve Bagnyan Art Video'da filmin yapımına destek verdi. Bütün bayramlar kendine göre ilginçtir ve birçok farklı şekilde kutlanır. 1 Mayıs Karindak köyünde çok özel bir şekilde kutlanırdı. Köyde tatile salıncak günü deniyordu. O gün köyün çocukları ve gençleri, büyükler de meşe korusunda toplanıp ağaçlara kalın sağlam ipler bağlayıp sallanırlardı. Sallanmanın yanı sıra bir oyun da vardı. Meşe sopasıyla sallananların bacaklarına dokunabilmek gerekiyordu. Sallanıp Oynadıktan sonra nehir suyuna girip kendilerini test ederlerdi. Herkes evinden yiyecek getirir, birlikte sofra kurup birbirleriyle keyiflenirlerdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hazer adlı koro tarafından seslendirilen Ermeni ruhani müziği Hayr Mer adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.